Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, Azize Mahallesi'nde inşa edilen Merkez Pazar yerindeki tezgahların sahiplerinin belirlenmesi için düzenlenen kura çekimine katıldı. Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'nde noter huzurunda düzenlenen kura çekimine Başkan Özü'nün yanı sıra DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, Seyyar Sebzeciler ve Balıkçılar Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz ile çok sayıda esnaf ve üretici katıldı. Hani daha böyle güneş enerjisinden istifade edebilen bir modern pazar yeri olsun istedik. Değerli arkadaşlar, burası tertemiz, kırıl bir yer olacak. Burada araçlar park edecek. 45 derece açıyla araçların park edeceği dışarıda yerler var aracıyla girenler için. Toplu taşımayla girenler için de araçlarımız burada sürekli geçecek, durakları olacak. Rotel burada. Rotel huzurunda kura çekiyoruz. Akın et. Ya bir pazar yeri var. Ne güzel, tertipli, düzenli. Hadi gidelim. Orada fiyatlar da uygun. Ben tekrar şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. C Beyaz Yol 21, 22, 23 numaralı üçlü sebze meyve satış yeri için hak sahibimizi de çekelim lütfen. Yasemin Deli, Muhsin Deli, Numan Deli. Buradan arkadaşlar. Burada. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özcü'nün kalp krizi geçirdiği iddiaları sonrasında Düzce Belediyesi'nden bir açıklama yayınlandı. Açıklamada Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özcü, mevsim normaller üzerinde seyreden sıcaklıklar ve saha çalışmaları yoğunluğu sebebiyle halsizliğe bağlı olarak doktor kontrolünde vitamin içerikli serum tedavisi görmektedir. Sağlık durumu gayet iyidir ifadelerine yer verildi. Düzce Belediyesi, il genelinde üretimi teşvik etmek amacıyla örnek bir çalışmaya imza attı. Düzce Ovası'nın verimli topraklarında 40 dönüm FİPAŞ arazisi Tarım Akademisi'nde ve 15 dönüm Konuralp'te mülkiyeti kendisine ait arazide silajlık mısır ekti. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü'nün önderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilgili müdürlüklerin desteği ve işbirliğiyle Düzce'de tarım bölümünde öğrenim gören öğrenciler de ekim çalışmalarında yer aldı. Düzce'de 150'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan ve adını Bizans Prensesi Eftelya'dan alan Efteni Gölü hafta sonu etkili olan sağanak yağış sonrası taştı. Göl içerisinde bulunan liman paramparça oldu. Teras ve oturma alanları da taşkından nasibini aldı. Terasın bir kısmı zarar görürken oturma alanları da suya kapıldı. Bazı alanlar devrilirken liman kısmında da çökmeler meydana geldi. Efteni Gölü'nde oluşan hasar ise sular çekilince ortaya çıktı. Hafta sonu Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında Efteni Gölü taşmıştı. Taşmaların ana merkezine geldik. Efteni Gölü'ne geldik. Efteni Gölü'nde şu anda arkamda görmüş olduğunuz liman tamamen yıkıldı. Oturma alanları var. Bu oturma alanları da tamamen yıkılmış durumda. Şu anda Efteni Gölü limanına giriş tamamen yasak. Onun dışında seyir terasları vardı. Seyir teraslarımıza kadar da suyun yükseldiğini gördük. Şu an hasarımız büyük. İnşallah en yakın zamanda toparlanacağını düşünüyoruz. Düzce'ye bir günde 260 kilogram yağış düşmesinin ardından meydana gelen taşkınlarda yaralar sarılmaya devam ediyor. Yığılca, Gölyaka ve Cuma yerinde birçok noktada oluşan taşkınlarla yüzlerce ev sular altında kaldı. Suların çekilmesiyle birlikte çalışmalar devam ederken rafting tesisleri halen sular altında. Suların mevsim normallerine dönmesini bekleyen işletmeciler tam sezonunda tesislerinin 2 hafta hizmet veremeyeceğini belirttiler.
Yani o akşam buradaydık. Bütün tesisler zaten hepimiz beraber tesislerimizin başındaydık. Daha sonrasında yağmur burada çok şiddetli olmadı ama nehir yükseldi. Sonrasında nehir yükseldikçe gördüğünüz gibi tesislerimiz bu hale geldi. Yukarıya yağan yağmurlar bizi daha çok etkiledi. Yani nehirden geldi bu su ve yükseldi. Peki rafting sezonu galiba. Sezonu olduğu için şu an çok etkilendiniz, doğru mu? Tabii ki. Zaten seçimdi vesaireydi. Bu gibi sebeplerden dolayı bir türlü açamamıştık. Üzerine bir önceki ufak çaplı bir selimiz vardı. Şimdi de gene vurdu. Ve yaklaşık 2-3 haftada bizi kapatmak zorunda kaldılar. Gördüğünüz gibi. Peki bir zararınız var şu an. Tahmini ne kadar bir zararınız var? Yaklaşık 150-200 bin lira kadar bir zararımız var. Tüm tesisler herhalde. Diğer tesislerde de var. Bizde de yani tesisimizin içine de su girdi zaten. O yüzden ciddi miktarda bir zararımız var. Ya tabii ki buna turizmle kazanacağımız miktarı da koyarsak bu 500 bin liralara geçiyor. Personeller herhalde onlar da çalışamayacağı için. Evet, onlar da çalışamayacak. Düzce'de hafta sonu etkili olan kuvvetli yağışta 150 kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Gölü taşmış. Bu sebeple İçmeler Köyü'ndeki evlerde su basmıştı. Suların çekilmesiyle vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı. Bazı evlerde hasarın büyük olduğu, parkelerin yerinden söküldüğü ve eşyaların kullanılmaz hale geldiği görüldü. Adam vicdansız adam da yazdı. Evde su girmiştir. Durumumuz bu. Su bir anda geldi. Gece bir de haber geldi. Dediler ki işte canınızı kurtarın. Çok hızlı geliyor. Baraj patlamış falan dediler. Ondan sonra biz de gece bir de ben burada oturuyorum. Babam üstte oturuyor. Ben üç oğlumla beraber, Işık'la beraber burada oturuyorum. Gece bir de işte üç tane beyaz eşyamı sadece çıkarabildim. Televizyon dahil. Gerisi gitti. Hiçbir şey kalmadı ya. Bakın su öyle bir gelmiş ki hızlı. Şu koltuğun üzerinde halı var. Şu öyle bir ağır bir koltuk gibi kaldırın bak. Ondan sonra takozları görüyorsunuz. Büyük takozları. Nasıl şu kapıya nasıl böyle vuruyor. Dang dang. Öyle bir su geldi düşünün. Su arkadan geldi zaten. Şuradan geldi. Biz de kaçtık artık yani. Bıraktık kaçtık yani. Dün sabah ilk evime girdim. Orada buraya kadar suya girdim evime. Bu sabah işte su çekildi. Evime geldim. Bugün işte şeyciler geldi. Denetlemeciler. Onlar da işte ne yazdı bir şey işte gitti. Bu köydeki mesela en ağır hasarlı evlerden biri benim yani. Pisliğini bıraktı. Yani bu evet değil mi yani? Öyle yani halimiz meydanda işte. Halim bu. Yani şu köydeki yemin ederim ilk başa girerim yani. Ben bizi beğenmedim. Ötekilerden biraz sıkıldayım ben. Evet. Edinilen bilgiye göre Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Gölyaka Kültür Park'ta sular altında kalan noktaları botla kontrol ettiği sırada ağaçtan kedi sesi geldiğini duydu. Sesin geldiği ağaca yönelen ekipler ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Kedi bulunduğu yerden indirilerek veteriner hekime götürüldü. Kedinin aç ve susuz kaldığı belirlendi. Gel. Sen var canım. Dur. Sen şuraya tut, şuraya tut. Gel. Şuraya tut, şuraya tut. Gel. Al kutunun içine koy. Kutunun içine koy. Dur kızım. Kutuya korsan kutu. İçinde bekle çıkma. Çıkmaz ya. İnsancı bir şey. Abi bir şeye ver. Tomruğun zaten bir yere gittiği yok. Nereye? Hayır. Bunun sesine belki öbürü de iner abi. Kaza Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Alperen Özdemir idaresindeki 34 ALP 58 plakalı otomobil sürücüsünün Yongalık Köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında bariyerlere çarpıp takla attı. Şarampole uçan otomobildeki sürücü ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Alperen Özdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kaza bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ağaca çarpmış, parçalanmış halde bulduk. Evet, şu anda oluyor kaza. Araç
3-4 takla atarak otobanın dibine düşüyor. Otobanda bir kaza. Bizim evin yanında Yongalık Köyü, Gümüşova. Yongalık Köyü. Okulun hemen üstünde alt geçit. Trafik kazası. Yaklaşık 150 metre araç fırlayarak, ağaçlara çarparak kaza yaptı. Şu anda dışarıda bir tane vatandaş, şoför olabilir, yanında olabilir. Ağaca çarpmış, parçalanmış halde bulduk. Kaza Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karabük'ten yüklediği saç boruları İstanbul'a götüren Cüneyt Savur idaresindeki 06DDV 228 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına uçarak takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücünün kazadan burnu bile kanamadan çıkması dikkat çekti. Geçiyoruz. Karabük'ten saç yüklemiştim. Boru. Demir bu. Profil bu demiri. İstanbul'a gidiyorduk Tuzla'ya. İşte bu arada hakimiyetimi kaybettim. Direksiyon hakimiyetini. Şarampole yuvarlandım. Emniyet kemerimin takılı olmasından dolayı da çok şükür sağ salim kazadan yara almadan kurtuldum. Emniyet kemeri değil mi? Evet. Emniyet kemerim takılıydı. Emniyet kemeri hayat kurtarıyor diyorlar. Doğru. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 3 Temmuz'da başlattığı ve 10 gün süren Adalet ve Değişim Yürüyüşü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde son buldu. Burada CHP'de değişim isteyenlerle bir araya gelen Özcan bir konuşma yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde FETÖ'cülerle, Sorosçularla ve HDP ile birlikte yürüdüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdalısı olduğunu belirten Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturması için CHP Genel Merkezi önüne sandalye fırlattı. Yaklaşık 200 kilometre yol yürüyen ve 1.350.000 adım attığını söyleyen Tanju Özcan şöyle konuştu. Vallahi bu yürüyüşe çıkarken bazı tereddütlerim vardı. Acaba sadece ben mi böyle düşünüyorum diyordum değişimden yanayım. Acaba sadece ben mi Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli diyordum. Ama şunu gördüm, 200 kilometre yol yürüdüm, 1.350.000 adım attım. Ve her attığım adımda klaksiyon sesleriyle, korna sesleriyle bitirip bulduğum insanlar dedi ki yeter artık. Değişim vakti geldi. Değerli konuklar, değerli misafirlerimiz, tarih gerçekten tekrardan ibaretmiş. Ben biliyorsunuz
Köroğlu'nun diyarının çocuğu. Bolu'nun çocuğu. Bundan birkaç yüzyıl önce Köroğlu Bolu Bey'ine şöyle seslenmişti. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. At kişlemesinden, kargı sesinden dağlar seda verip seslenmelidir. Diyerek Bolu Bey'le Bolu'ya geliyorum demişti. Şu kardeşiniz de 10 gün önce Bolu'dan benzer cümlelerle ayrılma Bay Kemal, genel merkezin önüne geliyorum. Ama nasıl o gün Bolu Bey kaçtıysa bugün de Bay Kemal sizleri duymamak için kaçtı. Başından itibaren yanlış yaptı. Gerçek Cumhuriyet Halk Partililere, gerçek vatanseverlere, gerçek Atatürkçülere hiç fikrini sormadı. Ne olduğunu bilmediğimiz danışmanlarla çalıştı. FETÖ'cülerle yol yürümeyi denedi. Soros'cularla yol yürümeyi denedi. Siyaseten badem bıyıklılarla yol yürümeyi denedi. On aralıkçılarla yol yürüdü, on aralıkçılarla. İkinci Cumhuriyetçilerle yol yürüdü. Sonuç ne oldu? Sonuç tam bir hüsran oldu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bir danışmanı vardı, hatırlar mısınız? Bir danışman. Kapıyı açabilir misin? Bir danışman vardı, Cerem Rifkin. Adam hiç Türkiye'ye bile gelmeden, milyonlarca lira paramızı aldı Türkiye'ye bile gelmeden. Sen ona ne demişiyorsun? Orada nereden bilir Türk çiftçisinin halini, köylüsünün halini, orman köylüsünün, balıkçısının, turizmçisinin sorunlarını? Toplum senden milli savunma konusunda bir şeyler söylüyordu. Ama sen HDP'yi küstürürüm diye terörle mücadele etmeye devam edeceğim bile diyemedin. Yazıklar olsun. Cumhuriyet Halk Partisi her türlü alt kimlik milliyetçiliğini denetleder. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak Alevileriyle, Sünnileriyle, Kürtleriyle, Türkleriyle bir bütünüz ve aynı amaca hizmet ediyoruz. Büyük milletin birer parçasıyız. Bak koltuk sevdası Kemal Kılıçdaroğlu. Ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan, al bu koltuğu, git evinde otur, korunalım sen. Bakın, Bay Kemal bu kafayla giderse 7 ay sonra genel seçimler var. Arada genel merkezin önünden sizlere sesleniyorum. Bu kafayla gidersek Ankara'yı, İstanbul'u, Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı, Antalya'yı niye kaybettik derseniz cevabı yine burada. O yüzden bakın bu kafayla o büyük şehirleri de kaybedersek, o belediyeleri de kaybedersek Kemal Bey'in sokağa çıkacak yüzü kalmaz. Ben de kendisine buradan tarihi itirarda bulunuyorum. Diyorum ki aklını başına al Bay Kemal. Hemen görevi bırakacağını açıkla. Kurultay tarihini açıkla, kurultayda aday olmayacağını açıkla, parti programını güncelle, Ekim sonunda ben gidiyorum ve toplumu da, Cumhuriyet Halk Partileri de, bizleri de rahatlat. Evet, kendisi sürekli söylüyor ama yapmıyor. Değişmeyen tek şey değişim diyor. Evet, değişmeyen tek şey değişim. Ama bizdeki değişimin zamanı geldi, geçiyor. İstifa et Bay Kemal. İstifa et Bay Kemal. İstifa et Bay Kemal. İstifa et Bay Kemal. Size İmamoğlu gibi bir sır vererek konuşmayı bitireyim mi? Ama aramızda kalır değil mi? Başkasını söylemek yok. Aramızda, kulaktan kulağa.
Ey Kemal Kılıçdaroğlu, başarısız oldun. Kral çıplak! Hepinize sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Bugünkü etkinliğe katkı verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah genel başkan İstanbul'dan duymuştur. Şürekanları yukarıdan izliyor, gerekli dersi alırlar. Başkent Ankara'ya çok teşekkür ediyoruz. Değişim için, adalet için bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize, bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Küllerimizden yeniden doğarız. Hiç böyle bir korkunuz olmasın. Kemal Bey gidince de parti ölmez. Tam tersi de daha iyi ellerde daha çok büyür. Buna emin olmanızı istiyorum. Kaza Temotoğlu Gerede ilçesi Can Kurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde seyir halinde olan Şaban Ağa yönetimindeki 34SC 7019 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı. Lastiği patlayan hafif ticari araç sürücüsünü kontrolünden çıkarak Okançay idaresindeki 34ASC 23 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpma etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarptı. Aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü. Kaybedince arkadaşlar yan yana beraber görüyorduk. Arkadaş bize vurdu. Sonra da ben onu kurtarınca ön taraf bariyerle değildi. Geçmiş olsun. Bolu'da cumartesi ve pazar günü etkili olan sağanak yağış sebebiyle şehir merkezi, Bolu Dağı Tüneli ve birçok köyde sel ve heyelan meydana geldi. Sağanak yağış sebebiyle debisi yükselen Gücük Deresi de pazar günü akşam saatlerinde taştı. D100 Karayolu Paşaköy mevkii İstanbul istikametine ulaşan sel suları yolun 300 metrelik mesafesine zarar verdi. Karayolları ekipleri alt menfez ve asfalt onarım çalışmalarına başladı. 300 metrelik yol güzergahında trafik Ankara istikametine aktarılarak ulaşım gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İstanbul istikametindeki çalışmaların bitmesinin ardından Ankara yönü trafiğe kapatılıp İstanbul istikametine aktarılarak ulaşım geliş gidiş olarak sağlanması planlanıyor. Çalışmaların 25 gün sürmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ-PDY soruşturmaları çerçevesinde Afyonkarahisar'da infaz koruma memurluğu yapan OY, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı, sağlık teknikeri İB ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda Assubay RA hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Jandarma Meslek Yüksekokulu ve Jandarma Teknik Okullar Komutanlığı sınavında örgüt mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızdırıldığına dair bilirkişi raporu bulunan ve belirtilen avantajlı grupta oldukları belirlenen 3 şüpheliye operasyon düzenlendi. Şehir merkezi ve Kıbrısçık ilçelerinde ekiplerin eş zamanlı yaptıkları operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Sağlık Teknikeri İB ve Assubay RA adliyeye sevk edildi. İnfaz koruma memuru OY'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Yangın Adapazarı ilçesinde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesi içerisindeki bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre talaş makinesine buhar aktaran kazanda patlama meydana geldi. Patlama neticesinde fabrikanın bir bölümünde yangın meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan meydana gelen patlama anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 5 işçinin çalıştığı bölgede buhar kazanının adeta bomba gibi patladığı ve alevlerin yükseldiği anlar yer aldı. Kaza Akyazı ilçesi, Şehit Furkan Çelik Caddesi, pazar yeri mevkinde meydana geldi. Otomobil ile drift attığı iddia edilen araç sürücüsü 25 yaşındaki OY'nin kullandığı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle yere savrularak yaralanırken durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü daha sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün ayağında kırık olduğu öğrenilirken polis ekipleri ise drift attığı esnada kaza yaparak kaçtığı öne sürülen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Thank you.